Çanakkale Kara Savaşları. Yenilmez zannedilen armada 18 Mart 1915'te darmaduman olmuştu. İngilizler ve Fransızlar, kral, kraliçe ve kahramanlarının adıyla şereflendirmeye çalıştıkları gemilerinin Çanakkale'nin akıntılarında kaybolduğunu görünce küplere bindi. Amiral Rabık, deniz savaşını ve gemilerini iyi yönetememişti. Evet, gemilerini ve deniz savaşını iyi yönetememişti. Çünkü Amiral World of Warship oynamamıştı. Au, World of Warship mi dedim? Peki nedir o? World of Warship takım tabanlı online ücretsiz bir deniz savaşı oyunudur. Harika grafik ve efektleriyle sizi denizlerin ortasında büyük maceralara davet ediyor. Siz de büyük gemilerinizi geliştirip rakip oyuncuları denizlerin dibine gömebilirsiniz. Ha, bu arada oyuna yeni başlayacak olan siz değerli dostlarıma harika bir haberim var. Açıklama kısmında vereceğim kod sayesinde 2 savaş gemisi, 7 günlük premium hesap ve hesabını yapamadığım krediye sahip olacaksınız. Böylece oyuna 1-0 değil 3-0 önde başlayacaksınız. Siz de oynayın Cevat Paşa gibi, popüleri kalkmışlarsa denizde haddini bildirin. Nerede kalmıştık? Heh, İngilizler. İngiliz parlamentosu deniz hareketini izler. Lan atın şu topu kaleye. Orta yapın Settülbayır'ın üzerinden. Vurun lan şu toplara. Sakin ol be oğlum. Alacağız bu maçı, korkma. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Geri yaslanmayın, pres yapın biraz. Lan Queen Elizabeth. Lan sol tarafta Seyit Onbaşı. Allah cezanı vermesin ya, adam attı golü. Ya abi rahat olun, ben biliyorum kazanacağız. Güvenin bana. Oğlum offside çizgisine dikkat edin. Bak Nusrat'ın döşediği mayın demeye kalmadan yedik yala golü. Ya rahat ol. Ne rahatı lan, ne rahatı? Adamlar elimize verdi, hala rahat oluyorsun. Ulan evi arabayı satın, itilaf donanmasına yatırın dedin. Duyum aldım dedin, sıçtın ağzımıza. Adamlar ipe dizdiler bizi. Ya başlarım yapacağın işe. İtilaf devletleri aldığı yenilginin acısıyla birbirine girmişken, Türkler ise gemilerde talim varı söyleyerek keyiflerine bakıyordu. Zaferlerinin tadını sonuna kadar çıkarıyorlardı. Büyük bir iş çıkarmışlardı. Ama daha savaş bitmiş değildi. Sadece ilk aşama bitmiş gibi gözüküyordu. İtilaf devletleri eninde sonunda Çanakkale'ye tekrar gelecek, İstanbul'un kapılarını yeniden zorlayacaktı. Bu olmazsa Rusya'ya yardım götürmek imkansızdı. Hele bir de Bulgaristan ya da Romanya ittifak devletlerine katılırsa, işin içinden çıkılmaz bir duruma gelinebilirdi. Bolşeviklerin çarı devirip başa geçmesi tüyleri diken diken ediyordu. Çünkü Almanya ve Osmanlı Rusya'yı aradan çıkarırsa tüm gücüyle batıya, İngiltere ve Fransa'ya yönelecekti. Bu da İngiltere için yıkım olabilirdi. İngiliz parlamentosu meseleyi yeni çareler aramak için düşünmeye kaldığı yerden devam etti. Bana yapacağınız şey ya, sokarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Girmeyin hanıma, hepinize de bir tekmik olsam var ya, yuvarlarım atarım ha. Ayı gibi giriyorsunuz lan. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Tamam merak etmeyin, çözeceğim diyorum ya. Nasıl yapacağız? Türkleri nasıl yeneceğiz? Getirin amiralleri. Şimdi siz amiraller, zafer mafer yok ortada. Siz ne ayaksınız bakayım? Efendim şimdi biz arkadaş... Sen sus! Vitaminsiz. Rabık sana soruyorum. Yaşına başına bakmadan utanmıyor musun lan yenilmeye? Efendim şimdi valla... Strel. Efendim abi? Bana çabuk General Hamilton'u getirin. İpneye bak ya. Kafelerden çıkmıyor yavşak. O kadar dedim World of Warship oyna. Pezevenk. Tövbe yarabbim ya. Çanakkale savaşlarında deniz harekatının başarısızlığı umutları kara harekatına çevirmişti. Daha 1 Mart'ta Yunanistan Gelibolu Yarımadası'nı işgal etmek, mümkün olduğu takdirde İstanbul üzerine yürümek üzere Birleşik Krallığa 3 tümenlik bir kuvvet önermişti. İngiliz ve Fransızlara kalsa öneri kabul edilebilirdi. Ancak Rus çarı Birleşik Krallık Büyükelçisi'ne hiçbir şart altında Yunan askerinin İstanbul'a girmesine izin vermeyeceğini bildirerek bu tasarıyı önledi. Askeri durumu tetkik için Çanakkale'ye gönderilen General Sir William, donanmanın tek başına boğazdan geçemeyeceğine inandığını, kuvvetli bir ordunun karadan donanmayı desteklemesi gerektiğini biliyordu. Bu rapor Londra'nın bütün tereddütlerini giderdi. 10 Mart'ta 29. tümenin Ege'ye gönderileceğini açıkladı. Ayrıca bir tümende kendilerinin göndermeleri için Fransızları ikna edeceğini ilave ediyordu. Böylece Mısır'daki Anzak tümenleriyle birlikte 70 bin kişilik bir kolordu bu işe ayrılmış oluyordu. Burtworth'un raporuna göre hala donanmanın tek başına boğazı geçebileceğini düşünenler de vardı. Bu karışıklık içinde kara kuvveti hazır olana kadar donanmanın harekatını geri bırakmasını, bu surette kara ve deniz kuvvetlerinin müşterek harekata başlamasının en iyisi olacağını hiç kimsenin aklına getiremiyordu. Yapılacak bu harekat için aranan komutan kısa sürede bulundu. Bu komutan Kitchener, Güney Afrika savaşlarında eski bir arkadaşı General Sir Hamilton'du. Donanma asıl saldırısını yapana kadar Hamilton'un birlikleri işe karışmayacaktı. Eğer deneme başarıya ulaşmazsa Hamilton, Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yapacak, başarıya ulaşırsa yarımadaya zayıf bir
bir kuvvet bırakıp doğrudan doğruya İstanbul üzerine yürüyecekti. Oradan İstanbul boğazına çıkarılmış bir Rus birliğiyle birleşmesi umuluyordu. Türk tarafı ise 18 Mart'ta kazandığı zaferden dolayı kendisine olan güvenini tazelemiş, Çanakkale'nin boğazlardan geçilmeyeceğini tüm dünyaya göstermişti. Bu zaferin ardından itilafların kaçınılmaz kara harekatına karşı Türk tarafı da son sürat hazırlıklara başlamıştı. Gelibolu'da 5. ordu oluşturulmuş, başına da Mareşal Liman von Sanders getirilmişti. Kıyılar dikenli terlerle çevriliyor, birlikler önemli yerlere yerleştiriliyor, itilafların her hareketi gözleniyordu. Müttefik çıkarmasını bekleyen bir başka kişi ise 19. İhtiyat Tümeni'nin başında bulunan Yarbay Mustafa Kemal'di. General Hamilton Gelibolu Yarımadası'ndaki çeşitli çıkarma alanlarına kuvvet çıkartarak yarımadanın denetimini, böylece Osmanlı kıyı topçusunu etkisiz hale getirmeyi amaçlamıştır. Bunun için iki ana çıkarma bölgesi belirlenmiştir. Bunlardan biri yarımadanın en güney ucu olan ve Settülbayır olarak bilinen bölge, diğeri ise daha kuzeydeki Kabatepe Küçük Arıburnu arasındaki kumsaldır. Bu iki çıkarma bölgesinden Settülbayır'a ağırlık verilmiştir. Settülbayır bölgesine ağırlık verilmesi, üç taraftan da donanma topçu ateşiyle desteklenebilir bir bölge olmasındandı. İkinci devre için itilaf devletleri hazırdı. Osmanlı da boş durmayarak taktiklerini belirledi. Şimdi 1. orduyu bir iki kuvvetle birleştirip 5. ordu yaptım. Liman Paşa, yabancı pivot olarak sen komutayı alıyorsun. Esat Paşa, senin 13. kol ordu yine sende. Liman Paşa'nın emrindesin. Geri kalan görev listesini panoya astım, bakarsınız. Paşam, şimdi şöyle diyorum. İngilizler Nabur'dan Saros Körfezi'nden çıkarma yaparlar. Askeri buradan defansa yaslayalım. Bırakalım onlar ortalarla şutlara gelsinler. Sahilde yerleşsinler. Biz kapanalım. Onlar 90 dakika baskı yapsa da bu taktikte yenilmeyiz. Nah yenilmeyiz. Paşam, şuna bir şey söyleyin. Ne diyor bu ya? Ne diyorsun oğlum sen? Konuş Mustafa. Nedir fikrin? Sen 19. tümenin başındasın. Esat Paşa'nın yedeğisin. Unutma. Paşam, bu dingili dinlersek rakip bizim sahaya iyice yerleşir. Sağlı solluğumuz ortalarla kaleyi şut yağmurlarına tutarlar. Deplasmanda olan onlar. Neden biz savunmada kalıyoruz ya? Paşam, tutmayın, çıkayım şunun ağzına 2-3 tane yapıştırayım ya. Yarbay Mustafa, tamam, sakin ol kardeşim. Tövbe yarabbim ya. Beyler, toplantı burada bitti. Herkes görevini anladığına göre iş başına. Allah yardımcınız olsun. Durmak yok aslanlarım. Göreyim sizi. Let's go, let's go. Tamam lan, tamam. Yine gaza geldim. Ne var bunda? Siz de hep aynı şeye takılıyorsunuz. Anlamadım gitti arkadaş. Liman, çıkışa gel, aklını alacağım pezevenk. Arka taraf, konuşma aranda. Hocam tehdit ediyor ya. İtilaf devletlerinin donanması Nisan 1915'te çıkartmaya yardımcı olmak için ateşe başladı. General Hamilton'un emriyle ana hedef noktası olan Settülbayır'a İngiliz ve Fransız askerler çıkarma yapmaya başladı. Bu cephenin ilk büyük savaşı 1. Kirte Muharebesi 28 Nisan günü başladı. Fransız ve İngilizler toplu olarak cephenin tamamında hücum ettiyse de başarılı olamadı. İkinci defa şansını denemeye karar veren itilaf kuvvetleri 6 Mayıs'ta tekrar saldırıya başladı. Düşman kuvvetleri yine top gibi sekip duvardan dönmeyi başardı. Kirte muharebelerinin her biri destanlaşarak günümüze gelmiş savaşlardır. Hepsinde binlerce şehit verdik ve vatanı sonuna kadar koruduk. Azimle sıçan duvarı deler diye düşünen itilaf kuvvetleri, Haziran'da 3. Kirte Savaşı'nda da istediğini alamadı. Lan oğlum, geri dönmeyin, saldırın. Kurbanın olam Anzak kardeş, koma beni yollarda. Kulun köpeğin olam, koma beni Çanakkale ellerinde. Lan oğlum, gözünü seveyim, dön savaşa. Kirte muharebelerini Kerevizdere ve Zığındere muharebeleri takip etmiş, kan Settülbayır cephesinde su gibi akmıştı. Ağustos ayı geldiğinde Osmanlı birliklerini geçemeyeceğini anlayan general, bu cephede kaybettiklerini kabul etmek zorunda kaldı. İki tarafında saymakla bitmeyecek kadar kaybı vardı. Mermilerin havada çarpıştığı, askerlerin dip dipe savaştığı yoğun barut kokulu bu cephede, Türkler çok kayıp verse de Çanakkale'nin geçilmezliğini göstermişti. Bunlar olurken ikinci cephede olan Anafartalar cephesinde savaş son hızıyla devam etmekteydi. 25 Nisan günü Anzak askerleri bölgeye çıkarma yapmaya başladı. Çıkarma yapılan bölge Osmanlılar tarafından çok iyi takviye edilmemişti ve gözden kaçmıştı. Eğer Anzaklar bu gözden kaçan bölgeden girerse Gelibolu'nun kaderi değişebilirdi. Bu dikkatsizliği fark eden Mustafa Kemal derhal göreve atlayarak durumu kurtardı ve kendi askerleriyle zayıf noktayı tuttu. Anafartalar muharebelerinde onlarca subay gibi sivrilen Mustafa Kemal bir anda cephenin en gözde ve en becerikli komutanı olmuştu. Esat Paşa ile şahane işler başardılar. Herkesin dilinde Yarbay Mustafa Kemal vardı. Settülbayır cephesi kilitlenince asıl büyük çatışmalar Anafartalar cephesine kaymıştı. Ağustos ayına kadar Anzak ve Türk kuvvetleri arasında romanlara konu olacak çatışmalar yaşandı. Gelin görün ki işin sonucuna bakınca, İtilaf kuvvetleri bir türlü Gelibolu Yarımadası'ndan Türkleri atamıyordu. General Hamilton görevden alındı ve yerine başkası getirildi. Yeni atanan general Çanakkale'de kazanmalarının imkansız olduğunu anladı ve Gelibolu'yu tahliye etmeliği şeklinde bir rapor hazırladı. Tarihin o zamana dek gördüğü en büyük çıkartmasında başarılı olamayan İtilaf devletleri, Kasım 1915'te Yarımada'yı terk etmeye başladı. Osmanlılar Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya haykırıp
yap, 1. Dünya Savaşı'na devam ettiler. Çanakkale ise birçok destan ve kahraman çıkardı. Bunların en önemlisi ise yıllar sonra Çanakkale'deki başarıları sayesinde Türk milletine önderlik edecek olan Mustafa Kemal'di. Videolarımızın devamlılığı için kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sponsorumuzu açıklama kısmından bakabilirsiniz.